Merhaba. Bu 70. video programı oluyor. Saydım. Bununla birlikte 13 defa Ukrayna üzerine, tabii sadece Ukrayna değil, Ukrayna Savaşı'nın dünyaya etkileri, Rusya, işte Rusya ile ABD ilişkileri, Rusya ile NATO ilişkileri üzerine 13 tane program yapılmış oluyor bu programla birlikte. Şimdi bu programın adı Ukrayna ve Adil Savaş Teorisi. Bu adil savaş teorisi Mihail Walzer tarafından ortaya konulmuştur. Başka üniversiteleri bilemem ancak Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okutulan seçmeli derslerden biridir. Theorie des Gerechten Krieges adı altında. Şimdi Mihail Walzer Amerikalı bir tarihçi ve felsefecidir. Kendisinin yaptığı bu adil savaş teorisi, formüle ettiği bu teori, hani tamamen kafasına üretilmiş bir teori değil. Tarih boyunca önemli bütün savaşları incelemiş. Bu savaşlarda tarafların uyguladıkları yöntemlere, taktiklere bakmış ve onlardan bu teoriyi çıkarmıştır. Bu teorinin önemli bileşenlerinden bir tanesi, şu sırada Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta devamlı gündemde olan, sürekli ertelenen, bir türlü hayata geçemeyen büyük şehirlerle ilgili insani yardım koridorudur. Yani insani yardım koridoru aynı zamanda ahlak felsefesi içindeki bir anlayıştan kaynaklanır. Bu koridorun amacı şudur. Büyük yerleşim birimlerine saldırılacağı zaman, yani savaş alanlarından biri büyük yerleşim birimlerine saldıracağı zaman, orayı kuşatacağı zaman sivillerin boşaltılması için bir koridor açar. Bu arada siviller kenti terk ederler güvenli bir şekilde. Daha sonra artık kentte kalan herkes sivildir veya askerdir, artık savaşçıdır. Doğal olarak da yani şeydir, hani savaşta ölmesi bir savaşçı ölümü ya da bir askerin ölümü anlamına gelir. Tabii bu bir teoridir. Tarihte uygulandığı zamanlarda vardır, uygulanmadığı zamanlarda vardır. Uygulandığı zamanlar için yani birkaç örnek vermek belki mümkün ama uygulanmadığı konusunda mesela en meşhur örnek Leningrad kuşatmasıdır. Nazi ordusunun Leningrad'ı kuşattığı zaman insani yardım koridoru açmayı reddetmiştir. Yapmamıştır böyle bir şey. Şöyle düşünülmüştür. Nazilere göre Slavlar, Doğu Slavları yani Ruslar zaten aşağılık bir halktır. Alt düzeyde bir halktır. Yok edilmesi gereken bir halktır. Şimdi bu insani yardım koridorunu açtığınızda bir sürü insan dışarıya çıkacak. Ortalık kış kıyamet. Bunları diyelim ki esir aldınız. Gidecekleri bir yer yok çünkü. Bunları barındıracaksınız. Belli oranda besleyeceksiniz. Başlarına muhafız dikeceksiniz. Bir sürü iş. Ölsünler daha iyi. Yani öyle bakılmıştır meseleye. Ve Leningrad'da sayı bilinmiyor. Ama yaklaşık 1 milyon kişi soğuktan ve açlıktan ölmüştür. Bunun dışında şehirlerin ele geçirilmesinde genellikle uygulanan yöntem şehri bombardıman etmek, büyük oranda şehri yıkmak, bu arada sivil ölürse ölür, yani sığınaklarda kurtulursa kurtulur veya ölürse ölür. Ondan sonra piyadenin şehre girip karşısına çıkan, hareket eden her şeyi ateş ederek şehri ele geçirmesidir. Nitekim mesela Amerika'nın 2. Irak Savaşı'nda bu yöntem uygulanmıştır. Birazcık derine önemli yerleşim yerlerinin hepsi bombalanmıştır. Ondan sonra piyade şehre girmiş. Hem ağır silahlar kullanarak, tank vesaire kullanarak şehre girmiş. Harekete de her şeyi ateş ederek şehri ele geçirmiştir. Sivillerden kaç kişi ölmüş, kaç kişi ölmemiş bu önemli değil. Yani umurlarında da değildir. Benzer bir yöntem mesela Vietnam Savaşı sırasında yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanmıştır. Yine benzer bir yöntem Afganistan Savaşı'nda yine ABD ve İngiltere tarafından uygulanmıştır. Bir şehri yerle bir etmek hava bombardımanıyla, ondan sonra şehre girip o şehri ele geçirmek Rusya tarafından da uygulanmıştı. Mesela 2. Çeçenistan Savaşı'nda Grozny, başkent Grozny'nin ele geçirilmesinde bu yöntem uygulanmıştır. Şehir önce yoğun bir şekilde hava bombardımanına tabi tutulmuş, yerle bir edilmiş, ondan sonra işte piyade şehre girip önüne çıkan da öldürüp şehri ele geçirmiştir. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rusya aslında
tırnak içine koyarsak hafif bir savaş yürütüyor Ukrayna'da. Yoksa yani şehirlerin ele geçirilmesine dediğim gibi teoride evet insani yardım koridoru filan açılır ama çok sayıda pratikte böyle bir şey yapılmamıştır. Şehir bombardıman edilir, yıkılır, geri kalan ya teslim olur ya da artık yani savaşacak. Savaşma iradesi büyük oranda kırılmıştır. Ondan sonra piyade şehre girer, şehri ele geçirir. Eğer insani yardım koridoru açıp gerçekten de sivilleri boşaltırsanız, çünkü karşı taraf sivillerin boşaltılmasına izin vermeyebilir. Mesela Ukrayna tarafıyla ilgili olarak değişik haber kaynaklarında sivillerin şehri terk etmesinin engellendiği söylenmektedir. Ki böylece Rusya sivilleri öldürüyor, sivillere karşı bir savaş yürütüyor, propagandası daha iyi yürütülebilsin diye. Bu da mümkündür. Ama diyelim ki insani yardım koridoru açıldı, şehir, işte siviller boşaltıldı. Ondan sonra piyade şehre girdi. Şehri ele geçirmek zor iştir bu durumda. Yani şehri bombardıman edip yıkmamışsınız. Şehir büyük oranda duruyor yerinde. Birkaç binaya roket isabet etmiş. Bunlar bir şey sayılmaz. Ondan sonra şehri ev ev, cadde cadde, sokak sokak ele geçirmek zorundasınız. Bu da yani epeyce kayıp gerektiren bir savaştır. Bu zor bir savaştır. Şehir savaşı. Ancak göründüğü kadarıyla değişen bir şey olmazsa eğer bundan sonra Rusya savaş kurallarına uymakta, uygar bir savaş yürüttüğünü dünyaya göstermeye çalışmakta ve işte insani yardım koridoru üzerine görüşmeler vesaireler açıldı açılmadı şeylerine girilmektedir. Belki de şu sıra açılmıştır koridor, belki daha sonra açılacaktır artık orasını bilemiyorum. Dört şehirle ilgili olarak Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'da böyle bir koridor üzerinde düşünülüyordu. Şöyle diyelim, Rusya aslında epeyce vahşi savaşan bir güçtür. Bunu Çeçenistan Savaşı'nda Grozny'de gördük. Şehri yerle bir etmelerinde gördük. Başka bir örnek daha var. Çeçenler, kadınlar da dahil olmak üzere, ki kadınlara karadullar deniliyordu. Değişik intihar eylemleri yapmışlardır. Yani bombalı kemeri takarsınız, kalabalık bir yere girersiniz. Diyelim Moskova'da bir pazar yerine yahut Moskova'da bir tiyatroya veya işte bir konser salonuna. Burada kendinizi uçurursunuz. Artık kaç kişi ölürse. Bu tür eylemi Filistinler epeyce bir süre İsraillilere karşı uygulamışlardı. Şimdi bir örnek vereyim. 23 Ekim 2002'de Moskova'daki Dubrovka tiyatrosuna 41 tane Çeçen eylemci giriyor. İçeride 700 tane izleyici var. Bu 41 eylemcinin bir bölümü kadın. Bunların bir bölümünde bombalı kemer var. Yani düğmeye bastınız mı kendinizle beraber yüksek miktarda patlayıcıyı havaya uçuruyorsunuz kendinizle. Ve tabii çevrenizdeki bir sürü insan da ölüyor. Ve bunlar Rus yönetiminden, o sırada Putin devlet başkanı, Rus yönetiminden değişik talepleri var. En başta değişik Çeçen tutukluların serbest bırakılması ve başka talepler. Eylem 23-26 Ekim tarihleri arasında sürüyor. Ve tabii Rusya şöyle bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. Ne yapacağız? Taviz verseler istemiyorlar pazarlık yapmayı. Ama ani bir baskınla içeri girip eylemcileri enterne etmeleri mümkün değil. 41 eylemci. Farklı farklı yerlerde seyircilerin arasına oturmuşlar. 700 tane izleyici var. Bunların arasına oturmuşlar. Bunlardan birisi olması ötekisi mutlaka içeriye aniden giren asker ve polislerin karşısında kendini patlatır. Belki de birkaç tanesi patlatır. Ve böylece de yani kurtarma operasyonu başarısızlıkla sonuçlanır. Şöyle bir şey yapıyorlar. Hani şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem. Şimdi biliyorsunuz bütün konser salonlarında, tiyatrolarda, sinemalarda bir havalandırma sistemi vardır. Doğal olarak içeride bir sürü insan var, hava kirleniyor. Bu havanın işte devamlı sirkülasyona temizlenmesi gerek. İnsanlar da tabii ki normal olarak hani nefes alırlar, almak zorundalar zaten. Havalandırmadan içeriye kokusuz ve yüksek dozda bayıltıcı gazı veriyorlar. İçeridekilerin hepsi uyuyor. Hiç farkına varmadan bayıltıcı gaz verildiğini çünkü kokusuz. İçeridekiler uyuduktan sonra içeri giren işte artık polis ya da asker ekibi
bütün eylemcileri, uyuyan eylemcileri öldürüyor. Ondan sonra içeriği havalandırıyorlar, gazı çıkarıyorlar. Yalnız bu arada 129 tane rehine de ölüyor. Çünkü yani ölenlerin kalpleri bu kadar yoğun bayıltıcı gaza, yüksek dozajdaki bayıltıcı gaza dayanamamış. Yani uyuyorlar ve bir daha uyanamıyorlar. Yani 129 tane rehine de bu arada gidiyor. Yani nedir bu? 700'ün 129'u işte aşağı yukarı diyelim yani 6'da biri veya 5,5'da biri gidiyor. Tabi Rusya için bu önemli değil. Önemli olan Çeçen eylemcinin öldürülmesidir. Pazarlık yapılmamış olmasıdır. 41 eylemcinin öldürülmesinin yanı sıra 129 tane de tiyatrodaki izleyici ölmüştür. Ölmüşse ölmüştür. Yani Rusya için sorun değildir olay. Şimdi savaşta bu tür yöntemleri kullanan bir ülkenin Ukrayna'da bu kadar yani hafif bir savaş yürütmesi, 12. gününe giriyor savaş. Yani kayıplar çok az. Rusya'nın kendi açıkladığı kaybı 500 kişi. Aslında şeydir yani fazla. 12 günlük bir savaş için az ama böyle bir yani başka türlü bir savaş olsaydı, büyük oranda bir bombardıman savaşı olsaydı, kara savaşlara hiç girmeselerdi, biraz fazla bu. Diğer taraftan bakarsanız ya yani normal bir savaşta, 12 günlük savaşta yani 500 asker bir tarafta ölmesi, tabi doğru mu bilmiyoruz ama sayı öyle şeydir yani azdır. Diğer tarafta sivil ölümleri var ama daha önceki bir programda belirttiğim gibi yani hava bombardımanının, roket atışlarının yapıldığı bir şeyde, savaşta sivil ölümleri kaçınılmazdır. Bunların yapılmadığı savaşlarda bile sivil ölümleri oluyor. Burada da yani olması, belli bir oranda olması çok öyle anormal bir şey değildir. Rusya bu savaşın bütün dünya kamuoyu tarafından neredeyse anında izlendiğini biliyor. Hem alandaki muhabirler vasıtasıyla hem işte alanda çekilen filmlerin hemen televizyonlara gönderilmesi vasıtasıyla hem uzaydan uydularla gözetlenme vasıtasıyla anında izlenildiğini biliyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar insancıl bir yüz göstermek istiyor. Evet savaşıyoruz ama biz savaşın kurallarına uyuyoruz. Yani sivillere dokunmamaya çalışıyoruz ve benzeri ve benzeri diyerek işi götürmeye çalışıyorlar. Bu arada iki tane önemli gelişmeden bahsedeceğim. Birinci gelişme Amerikan Devlet Başkanı Biden daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı da sadece kendisi değil bütün diğer NATO üyeleri de iyi kışkırtmışlardı Rusya'ya karşı. Ve arkasında adam yapayalnız kaldı orada. Zelenski. Aynı şeyi Polonya için yapmayı denedi. Dedi ki Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçakları vermesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuda Polonya ile konuşuyoruz dedi. Polonya da buna hazır olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine evvelki gün Putin Ukrayna'ya savaş uçağı vermek savaşta taraf olmak demektir. Bizim de savaşa girmek demektir. Türünden bir açıklama yaptı. Arkasında Ukrayna savaş uçakları vermekten vazgeçti. Bu da tabii şeyi gösteriyor. Hani pabuç bağlı öyle kolay değil. Yani Rusya ile savaşa girmek. NATO gözü alamıyor. Polonya nasıl gözü alsın? Ukrayna örneğini de biliyor. Yani savaşa girdiğin zaman hani hadi aslanım derler arkana, ondan sonra ortalıkta kalıverirsin. Bu da mümkündür pekala. Birinci özellik bu. Birinci önemli gelişme bu. İkinci önemli gelişme yine değişik yerlerdeki Rus müzisyenler, son olarak New York operasındaki bir Rus müzisyen de işten çıkarıldı. Bir Rus kadın müzisyen de opera sanatçısı daha doğrusu işten çıkarıldı Rus olduğu için. Ve Almanya'da bazı kentlerde şöyle haberler duyuluyor. Almanya'da Ruslar da kalıyor. Rus çocuklar okula gittiklerinde yoğun mobbingle karşılaşıyorlar. Bu durum tabii Almanya'da birkaç şehre özgü olmasa gerektir. Başka Avrupa ülkelerinde de vardır mutlaka. Bir de bu yani bunlar duyduklarımız, bunlar işin az tarafı. Mutlaka daha da çoktur bundan. Bu durumu daha önceki programlarda sözünü ettiğim, bununla ilgili iki tane program yapmıştım. Konunun Rus-Ukrayna savaşı, Putin'in savaşı olmaktan çıkıp Ruslara karşı bir nefret ve hınca dönüştüğünü de aynı zamanda gösteriyor. Yoksa yani şimdi okula giden çocuğun, ilkokul, ortaokul çocuğunun yani bu savaşta ne fonksiyonu var? Yani buna yönelik mobbing sadece Rus olduğu içindir. Yoksa savaşta bir fonksiyon olduğu için değildir.
Böyle bir gelişme söz konusu. Tabi böylesine anti-Rus propaganda yaygın olarak sürdüğü sürece bu tür şeyler de artacaktır. Birileri kendine çocuk bile olsa durumdan vazife çıkartacak ve bir şeyler yapacaktır. Ya Rus çocukları dövmeye kalkacaktır, ya Rus çocuklarla mobbing yapacaktır, ya da işte değişik şeylere girecektir. Bunları bundan sonraki dönemde daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Öyle anlaşılıyor vaziyet. Şimdilik durum bu kadar. Daha sonra önemli gelişmeler olursa ki olacak, öyle görünüyor. Yeni program yapacağım. O zamana kadar hoşça kalın diyorum.